Şöyle bir şey söyleyeyim ya, bu Çin aşısı, şimdi ben ilk önce şunu sormak isterim. Yani Çin kendisi bunu halkına yani kullandı mı, yani denedi mi, şey yapıyor mu ki yani biz bu Çin aşısına yani talep ediyoruz, yani onu da anlamış değilim yani. Sonra bu Çin yani kendisi 1,5 milyar nüfusu var. Bu Covid-19 bütün dünyaya bulaştı. Fakat bu Çin'e yani bulaşmaması, ben buna hayret ediyorum yani. Sistemden baktım. Önceki gün sadece 17 kişi varmış hasta. Evet. Ya aynen işte, ben de onu takip ediyorum. Ya diyorum, bu nasıl bir şey? Bütün dünyaya bulaşan şey Çin'de 1,5 milyar, dünyanın neredeyse yarısı bulaşmıyor yani. Hayret verici bir şey yani, gerçekten. Valla ben yanlış anlamadım. Denemek istemem. Hani bir beklerim. Nasıl bir etkisi var, nasıl bir şeyi var. Ondan sonracıma bir bakarım yani. Bir 2 ay beklerim. Herhangi bir yan etkisi yoksa denerim. Niye olmasın? Ya çip ayrı bir şeydir. Aşı ayrı bir şeydir. Şimdi aşının sana yapacağı etkiler şunlardır. Hani bir hassizlik, herhangi bir şey. Çip farklı bir şey. İkisinin arasında dünya kadar fark var. Yani çiple alakası yok bu iş. Aşı farklıdır, çip ayrıdır. Çipi kesmesi lazım. Kafayı veya herhangi bir şeyini kesmesi lazım. Sinirlerine takması lazım ki seni yönlendirebilsin. Olumsuz bir düşüncem yok. Şu an yeni bir hastalık. Dolayısıyla hızlı yayılan bir hastalık, virüs olduğu için acilen denenmesi gerektiği için o şekildir. O faz aşamalarını hakkıyla yerine getirilmiyor olabilir ama sonuçta bu hastalık da çok ciddi anlamda ilerlediği için en azından yani başka çare olmadığını düşünüyorum. O yüzden hemen uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu aşının da vatandaşın eline kolaylıkla ulaşmasını istiyoruz. Ayrımcılığın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bütün iller bazında. Edirne'den tut Hakkari Yüksekova'ya kadar nüfus oranıyla eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu algıyı yıkalım artık. Diyarbakır milletvekili güçlü değil veya Diyarbakır'da bir bakan yok. Veyahut Sayın Cumhurbaşkanı Rizelidir diye veyahut başka bakan falan memlekettedir diye, güçlüdür diye oralara pozitif ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Bu memleket hepimizin, bu bütün şehirler hepimizin. Dolayısıyla herkese eşit bir şekilde sosyal bir adalet bekliyoruz yani. Adaletli davranılmasını bekliyoruz. Yani Çin aşısı, benim aklım kesti şu. Çin aşısı da bugün Çin'de hastalık başladı, Çin'de bitti. Çin'den hastalık bitmiş, neden şu anda Türkiye'de bitmiyor? Mesela Türkiye'de bitmiyorsa yani Çin'in bana faydası ne olabilir yani? Bence kendi ülkemiz olarak yani elinden gelen bütün samimi şeyleri ortaya koymalı. Ya bir kere aşı, korkuyoruz, yapalım mı yapmayalım diye. Bu korku varken vatandaş ne yapabilir? Ya kesinlikle yani bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Bu aşılar samimi olması lazım. Vaka sayılarımız belli değil, ölüm sayılarımız belli değil. Yani samimi bir şekilde bunlar anlatılmıyor, olmadığını düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Bir an önce Rabbim yardımcı olur da bu hastalığın bitmesini diliyoruz. Olursa ülkemiz için, vatandaşlarımız için gerçekten büyük kıymetlerimizi kaybediyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bir an önce biter de hepimiz rahatlarız. Sizler de, bizler de iyi olur diye düşünüyorum. Ben şu anda aşıya düşünmüyorum. Çünkü kendimi koruyorum. Her hususta muhafaza ediyorum kendimi. Aşıya da ihtiyacım var. Ama mecbur kalırsam kullanırım. Şu anda kullanmıyorum. Ailem de kullanmıyor, kızım da kullanmıyor, çocuklarım, torunlarım da kullanmıyor. Şu anda. Ama ihtiyaç olmasın. İhtiyaç olursa mecbur kullanacağım. Benim kafamda olumsuz düşünce var. Çin aşısı ile ilgili. Yani kendi aşımızı yaparsak problem değil ama şimdi Bill Gates diye bir insan var bu ilaç firmalarının arkasında. Hani araştırdığımız, duyduğumuz kadar ve yıllar önce bu adam hepsine fon olmuş bir insan. Ve bu adamın şeyi de planı da insan nüfusunu azaltmak. Hani kaynaklar azalıyor diye insanları, dünya nüfusunu yarı yarıya ya da daha fazla azaltmayı isteyen insanlar. Şimdi Çin aşısı, Alman aşısı, Rus aşısı, hani biz bu insanlardan aşı alacağız ama ne gibi zararları olacak, bize ne gibi bir şey yapacaklar? İnsanlar diyor ki hani
Niğde'deki bir insana diyor ne yapsın Bill Gates. Ya öyle düşünmemek lazım hani 80 milyon, 100 milyon, milyonlarca insan var. Komple bir şey yaptığın zaman, bir aşı vurduğun zaman çünkü bütün dünyaya vurulacak bu aşı. Bütün dünyaya etki yapabilecek bir şey var ellerinde ki bunu kötüye kullanırlar mı ben korkuyorum açıkçası. Çip değil ama belki de hani yine bir ne bileyim kısırlık bir şey hani bir şey olabilir yani bir şey olacak gibi yani. Bedirhan değil mi? Evet. Bedirhan abi hayatından memnun mu? Tatil yapıyor mu? Evlilik endişesi var mı? Ya benim evlilik endişem yok. Neden evlilik endişem yok? Bir kız arkadaşım var ama şu an evlenmeyi düşünmüyorum. Neden? Ben üniversiteden mezun oldum. İş yok. Pandemiden dolayı mesela ben uçak teknisyeniyim. Türk Hava Yolları işçi falan çıkartmaya başladı. Hani onlar da çünkü bayağı bir süreç iş yapamadılar. Şu an bir sıkıntı var. Biz arkadaşımla beraber ucuza çorap, şapka, bere alıp pazara çıkıp satmayı düşünen insanlarız. Hani biz bu şekilde şu an geçimimizi sağlamaya çalışacağız. Hani hayatımızda tabii ki şükürler olsun ama hani şartlar da böyle. Hani biz de genciz, cebimizde para yok, iş yok. Tatile gittiniz oluyor mu? Tatile ben... Yurt dışına tatile gidemiyorum. Tatilden sayarsak memleketime gidiyorum. Orada da fındık toplayıp geri dönüyorum. Hani o da paraya bakıyor yine. Şunu şöyle yanıtlayayım ben kendi açımdandı. Aşılar vardı. Ya tatonoz aşısı var, şu var, bu var. Yani gerçekten eğer faydası varsa, yani üretilen faydası varsa olmak çok güzel bir şeydir. Çünkü ölümleri görüyoruz. Yani bunlar sahtekarca şeyler söylüyorlar. Yani 300-250 bin. Bunlar sahtekarlık kardeşim ya. İsmim Hacı Parlak. TC'mi de vereyim ya. Devlet gelsin. Çok sıkıntı değil. Ben doğruları, gördüklerimi, yaşadıklarımı ben bu... Yani diyorum iki tane itiler. Yani aşı güzel bir şeydir. Yani hastalandığın zaman gidiyorsun. Şuradan bir sürü antibiyotik. Bir rahatlıyorsun. Belki bu aşı rahatlatacak. Rahatlatır belki. Bilemezsin ki. Ama... Düzgün bir şeyse olur yani. Ama devletler de şimdi sahtekarlık yapıyor. Uluslararası sahtekarlık var, yok değil. Bak keşke de bizim aşımız olsa değil mi? Var. Sen ülkede üniversite mezunlarına kapı açmıyorsun ki. Yandaşlara kapı açıyorsun. Bak Almanya'da iki tane Türk. Birisi de benim hemşerim, köylüm yani. Ben bir dedeyim yani, Alevi dedesiyim. Benim talibim yani. Almanya'da aşıyı buldu. İftar ediyorum. İngiltere başladı. Amerika başlayacak. Ne mutlu biz Türk'ümüz diye yani. Bak ben bir Alevi dedesiyim. Piriyim yani. Ama ne mutlu hikmetimizde evlatlarımız bizim yüzümüzü güldürüyor. Hiç zannetmiyor mu NASA'da ne kadar güzel Türk çocuklarının olduğunu? Ve iyi çocuklar... Uçak kazasında ya da Skoyas'ta kurban gidiyor. Yazık değil mi bu çocuklara? Devlet sahip çıkmıyor hemşerim. Vallahi her kanalda dinlersem televizyonda ben düşünüyorum yani. Olmayı da düşünüyorum, olmamayı da düşünüyorum. Ve benim çocuğum var, torunum var. Ben yani kendimden hariç torunumla. Acap diyorum böyle bir ilacı yaptılar mı, şey edilir mi, ne olacak? Bill Gates mi yapıyor, ne yapıyor? Her yerden bilgileniyoruz. İlkokul mezunuyum ama televizyona baktım Bill Gates'e. Bill Gates nedir ya? Adam üretmiş. Bunu yaptım diyor. İşte aşı yapacak, bilmem ne yapacak. Vallahi bilmiyorum ablası. Bu ama biz Türkler biz bunu da yeneriz. Cumhurbaşkanımız olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız olursa ben de olurum. Olursa ben de olurum. Bu kadar söyleyeyim yani. O olursa ben de olurum ama yani nasıl söyleyeyim? Hani bir şeyler olabilir mi, olamaz mı bilmiyorum. Çünkü bizim bütün dünya bize karşı olan bir ülke. Bilmiyorum, açıların içinde bir şeyler koyabilirler mi? Acaba bizi hasta masta yapabilirler mi? Bilmiyorum. Daha çok bir şey bilmiyorum. Hani ileriki yönlenlerde hani bir kere aşıyı yedik. Daha onu kusamayız da, çıkartamayız da. İleride ne olacak bilmiyoruz. Bir de öyle şeyler. Biraz akıllı kurnaz düşünmek lazım.